Merhaba. Sony Vegas 17 programının tanıtımını yapacağım size. Bu ilk videomuz. İlk videomuzda sadece genel olarak bir tasarımından, yukarıdaki sekmelerden, ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Bir video edit programı. İçinde istediğiniz şekilde video editini, düzenlemesini, efekt eklemelerini yapabilirsiniz. Basit düzeyde de ses ve fotoğraf düzenlemelerini yapabilirsiniz. Tasarımı şöyle gördüğünüz şekilde. Şurası yaptığımız çalışmada ön izleme yapabileceğiniz yer. Şu kısım ise çalışmanıza eklemek istediğiniz şeyleri önce buraya ekliyorsunuz. Girişini, projeye girişini buradan yapıyorsunuz dosyalarınızın. Burası ise editlerini yapabileceğiniz bir yer. Yukarıdaki sekmelerden başlayayım. File sekmesinde bizim için önemli olan kısım şu render as'e kadar, render as'le birlikte. New, yeni bir proje başlatmak için. Open, var olan daha önceden yapmış olduğunuz, bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz bir çalışmayı açmak için. Close ise halihazırda sürdürdüğünüz çalışmayı kapatmak için bulunuyor. Save, save as yaptığınız çalışmayı proje olarak kaydetmek için bulunuyor. Buradan video olarak kaydedemiyorsunuz. Sadece render as'dan video çıktısı alabiliyorsunuz. Şu an burada pasif gözüküyor render as. Çünkü şu an biz çalışma sürdürmüyoruz. Eğer bir çalışma sürdürüyor olsaydık render as aktif olacaktı ve buradan hangi formatta kaydetmek istiyorsanız seçiminizi yapıp video çıktısını alabilecektiniz. Edit kısmında daha önce başka programlarda görmüş ve duymuş olduğunuz kopyala, yapıştır, geri al. Bu tarz seçenekler mevcut. Bunların kısa yolları da yazacağım. Hani programa giriş aşamasında buradan açıp basit bir şekilde direkt buradan seçebilirsiniz ama programa aşina oldukça klavyenizden kendiniz kısa yolları kullanmaya başlayacaksınızdır. View, bu daha çok şurada gördüğünüz tasarıma yönelik bir sekme. Burada gördüğünüz çubukları çıkartmak, gereksiz gördüklerinizi çıkartmak veya ihtiyacınız olduğunu düşündüklerinizi eklemek için var. Yani bir örnek vermek gerekirse şu gördüğünüz bir tool var ve buradan bunu kaldırabiliyorum. Tabi bunları ilk aşamada kaldırmamanızı öneririm. Çünkü genel olarak ihtiyacınız olacağını düşünüyorum bunlara. Insert burada video, altyazı, ses, bu tarz dosyaların girişlerini yapmak için kullanabileceğiniz bir sekme. Tabi bu girişleri aynı zamanda istediğiniz dosyayı sürükleyerek şu bölgeye bırakarak da yapabilirsiniz. Ayrıca buradan da direkt ekleyebilirsiniz. Özellikle altyazı eklemek istediğinizde herhangi bir altyazı dosyası daha önceden bulundurmuyor olacaksınız büyük ihtimalle. O yüzden buradan eklemeniz daha mantıklı olacak ama ses veya video dosyalarını buraya sürükleyip bırakarak direkt girişini yapabilirsiniz. Tools, herhangi bir ses diyor. Bu tarz eklemeleri yaptıktan sonra bunların üzerindeki editleri ayarlarını yapabileceğiniz araçları bulunduruyor. Şu an aynı şekilde şu an bir dosya bulunmadığı için bunlar pasif. Aktif olsaydı buradan herhangi bir altyazı, ses dosyasını veya videoyu bunların tasarımın efektlerini veya editini yapabilecektiniz. Options, bu kısımda uygulamanın genel ayarlarından bahsediyoruz. Bu tamamıyla kişisel yapabileceğiniz tercihler doğrultusunda bir sekme. Harpte çoğu programda olduğu gibi programın ana sayfası veya hani programla ilgili bir takım yardımlar alabileceğiniz bir sekme.
Genel olarak ilk videoda bahsedeceklerim bu kadar. Şurada ekstra olarak videonun ses ayarını yapabileceğiniz bir yer. Bu genel bir düzey. Asıl ses düzeyini, ayarlamasını şuradaki alttaki edit kısmından yapacaksınız. Ama videonuzun genel olarak çıktısı halindeki ses düzeyini buradan ayarlayabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.